Herkese selam insanlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın resmi istatistiklerine dayanılı olarak oyundaki en güçlü 15 karakter hangisi, bugün bunlara bakacağız. Yani oyundaki oynanma oranına göre galibiyet oranı en yüksek olan 15 tane karakter. Gerçekten arkadaşlar ortalık karışmış çünkü denge değişikliği geldi ve bütün karakterler değişti. Biliyorsunuz ki geçen videonun galibi bu listede 15'inci sırada bile yok yani. Gerçekten ortalık karışmış arkadaşlar, videoyu durdurup yorumlar kısmına yazın. Sizce bu listedeki en iyi karakter hangisi? Durdurup bir yazın arkadaşlar. Gerçekten benim hiç tahmin etmediğim karakterler listeye girmiş. En çok güvendiklerime listeden çıkmış yani. Oyunun en çok galibiyet alan 15 karakteri bakalım kimmiş. Bugün bunlara bakacağız. Gerçekten önceki bölümde çok sevmiştiniz. Bu onun birazcık daha güncel versiyonu olacak arkadaşlar. İsterseniz böyle ayda bir bölüm gelir. Ve daha fazla bu tür listeleme videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video sizlerden gerçekten 2000 like bekliyorum. Ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız o zaman tam gaz videomuza geçelim ve 15'inci sıradan başlayalım. Arkadaşlar bu listeyi yaptığım kaynak Brawl Stats, yani bu uygulamadan yaptım. Zaten mobil uygulama tanıtma serimizde tanıtmıştık bu uygulamayı. Ve bu istatistikler hesaplaşma moduna göre yapıldı. Tüm oyunun geneline göre en iyi 15 karakteri yapamayız. Çünkü atıyorum elmas kapmacada cin oynanır ama hesaplaşmada oynanmaz. Yani tüm oyuna göre yaparsak çok alakasız bir liste çıkar. Ama siz diyorsun ki abi illaki oyuna en çok galibiyet alan 15 karakter hangisi, onu da istiyorsanız benim onu teker teker bütün oyun modlarına toplamam gerekiyor. Ama gerçekten böyle bir uğraştığıma değecek bir like sayısı gelirse gerçekten yaparım. Yine böyle bir ay sonra bunun hesaplaşma versiyonu yaparız. Oyunda en çok oynanan mod hesaplaşma olduğu için hesaplaşmaya göre yapıyoruz. Oyunda en iyi gerçekten 15 karakteri istiyorsanız da bir bayağı bir like atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten de. Evet, listemizin 15'inci sırasında arkadaşlar benim hiç tahmin etmediğim Gale var. Gale 15'inci sırayı nasıl girmiş hiç bilmiyorum gerçekten. Çünkü Gale'ın yani yıldız güçleri veya aksesuarı OP değil ve yeni bir aksesuar da gelmedi. Ama Gale 15'inci sıraya girmiş. Yeni maplerden dolayı kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yeni hesaplaşma mapleri gelmedi gerçi ama bilmiyorum. Gale 15'inci sıraya girmiş arkadaşlar, ben de şaşırdım yani, enteresan. Mesela benim en sevdiğim karakter Colette ya, yine listede yok mu var mı birazdan göreceğiz. Evet, 15'inci sırada alakasız Gale var, ben pek beklemiyordum. 14'üncü sırada da yine önceki bölümün listede olmayan bir karakter var. Bu karakter de Pam arkadaşlar. Pam kabul ediyorum, iyi bir karakter. Önceki bölümde listede yoktu, bu bölüme listeye girmiş gerçekten enteresan bir şekilde. Mesela şöyle bir listeye baktığım zaman ilk sıradakiler de çok yani önceki bölümde hiç listede olmayanlar. Çünkü dediğim gibi oyunun dengesi tamamıyla değişti arkadaşlar. Amber, Edgar falan filan bu listede mesela var mı yok mu birazdan göreceksiniz. Listemizin 14. sırasında Pam var dedik. 13. sırada ise Nita var arkadaşlar. Nita güçlü bir karakter mi bilmiyorum. Hani oyundaki 45-40-50 karakter arasından 13. sıraya yükseldiğine göre yani muhtemelen de çoğu kişi oynuyordur. Ve dediğim gibi arkadaşlar mesela Nita'nın az oynanması Nita'nın yükseklere çıkması anlamına geliyor. Yani bir karakter ne kadar az oynarsa aslında yukarılara çıkma ihtimali o kadar fazla oluyor. Gale ve Pam Nita az oynandığı için ama oynananlar da iyi oynadığı için yükseklere çıkmış olabilir. Yani bunlara dair de en çok oynanan karakterler bu listede değil. Evet, geçelim 12. sıraya. 12. sırada arkadaşlar 8 bit var. 8 bit şu anda soygunda görüyoruz ama hesaplaşma moduna baktığınız zaman 8 bit hesaplaşmanın en iyi 12. karakteri. Bilmiyorum arkadaşlar, şimdi eskiden bir tane yıldız gücü vardı. Ekstra can yıldız gücü vardı biliyorsunuz ki. Ekstra can yıldız gücü varken gerçekten de ben o yıldız gücü kalkmasaydı gerçekten ilk 3 arasında giderdi bence. Çünkü arkadaşlar gerçekten öldüğün zaman tekrar diriliyordun. Bilmeyenler için öyle söyleyeyim arkadaşlar, öldüğün zaman tekrar dirilmeni sağlayan bir yıldız gücüydü ve çok da güçlüydü. Bu yıldız gücü olmamasına rağmen 12. sıra yükselmesi yine büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Listemizin 11. sırasında Frank var. Frank arkadaşlar ben 3-3 bir karakter olarak biliyordum ama yine böyle hesaplaşmada yine 11. sıraya kadar yükselmiş. Hesaplaşmada oyunun en çok oynanan oyun modu olduğu için yine Frank arkadaşlar diğer oyun modlarına da güzel bir yer aldığını düşünüyorum açıkçası. Listemizin 10. sırasında arkadaşlar son zamanlarda gelen denge değişikliklerinden çok fazlasıyla etkilenen bir karakter. Son gelen 2 denge değişikliklerinde ikisinde de buff aldı ve 2 buff ardı ardı almasına rağmen arkadaşlar çok büyük bir yükseklere çıkamamış ama yine de listemizin 10. sırasına gelmiş. Bu da Lu karakteri arkadaşlar. Açıkçası çok büyük bufflar getirdiler. Yani bilmiyorum, çok fazla buff getirdiler. Ultisi hasar vermiyordu. Ultisine hasar getirdiler. Sonra yine buff getirdiler. Yılı gücüne falan vesaire vesaire. Yine de listemizin 10. sırasına kadar çıkmış.
Açıkçası birazcık şaşırttı arkadaşlar beni Lulu. Ama bilmiyorum, 10. sırası olması bence hak ediyor mu? Hak ediyor yani, güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim 9. sıraya. 9. sıradayız arkadaşlar. Oyunun 2. yıldız gücüyle beraber bu kadar yükselmesini sağladı. 2. yıldız gücü çok iyi. 1. yıldız gücü zaten iyi arkadaşlar. O da Albayraf. Albayraf'ın biliyorsunuz ki 2. yıldız gücü geldi. O takımlarla alakalı olan bir yıldız gerçi, doğru abi. Albayraf 9. sıraya kadar yükselmiş. Dediğim gibi bak, ben şu ana kadar şu 5-6 tane karakter saydık ya, bunların neredeyse hiçbirini beklemiyordum yani. Ben daha çok OP karakterler bekliyordum. Denge değişti, gerçekten oyuna etkili olmuş arkadaşlar. Albayraf da 9. sıraya gelmiş. Albayraf geçen listede vardı. Mesela 8. sırada arkadaşlar El Primo var. El Primo herhalde ilk 3 içerisindeydi abi. El Primo 3.lük 4.lük sırasından ta 8'e kadar düşmüş. El Primo nerf almadı ama diğerleri buff aldı. Diğerleri buff alınca El Primo'nun da antileri güçlendi. Antileri güçlenince de bayağı bir düşmüş yani El Primo sıralamadan. Ya ben El Primo'nun asla ilk 15'ten düşeceğini açıkçası düşünmüyorum ama hani yine de düşebiliyor abi. Yükselebiliyor, düşebiliyor açıkçası. Öyle şeyler olabiliyor. El Primo 8'e kadar düşmüş. Ve Jackie yine 7. sıraya gelmiş ama Jackie de yine düşen karakterlerden sanırım. Jackie yine tank bir karakter. Ben üst sıralarda bekliyordum. Yani hatırlıyordum. Önceki oyunu üst sıralardaydı. Şimdi biraz daha düşmüş. Çünkü arkadaşlar bir sürü karakter değişti. Yeni karakterler de geldi bu arada oyuna. Onlar da antiler oldu bu karakterlerin. Daha sonrasında arkadaşlar 8. sırada yine bir tank var. Ya tanklar genel olarak arkadaşlar ilk 5'i ilk 10'u falan ele geçiriyor ama yani yine tankların antilerini güçlendirdikçe gördüğünüz gibi El Primo, Jackie, Daryl bunlar geri düşmüş. Daryl pek geri düşmemiş gerçi ama 8. sırada da Daryl var arkadaşlar. Açıkçası şaşırmadık. Bu arada pardon, 8 değil 6. sıradaymış arkadaşlar. Ben yanlış söylemişim. 6. sırada Daryl var. 8. sırada El Primo var. Aynen bu şekilde ben sayıları karıştırmışım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik listemizin en iyi 5'ine. Oyunda oynanma oranına göre en çok galibiyet alan 5. karakterimiz. Şu anda ekranda yok. Olsaydı tahmin edin diyecektim ama şu an tahmin edemezsiniz. Hatta tahmin edin arkadaşlar. Bu karakter bir gizemli karakter. Sizce, hatta size 3 tane seçenek vereyim. Bu karakter sizce Jin mi, Tera mı, yoksa Squawk mı? Evet yazın arkadaşlar. Jin mi, Tera mı, Squawk mı? 3 tane seçenek verdim. Şu anda videoyu durdurup yorumlarsınız yazın. O günün en iyi 5. karakteri sizce kim olabilir? Jin, Tera, Squawk yazdıysanız söylüyorum. Bu da Jin arkadaşlar. Ben gerçekten şok oldum yani. Jin abi ne alaka? Şimdi bak, Daryl, Jackie, El Primo, Albayruf gibi karakterler listenin daha alt köşesine inerken, hatta Edgar'ı bile geçmiş arkadaşlar. Edgar Ember'dan bile 5. sıraya yerleşmiş ve Jin arkadaşlar 5. sıraya yerleşmiş. Hani ben bu listeyi kendi kafama göre yapsaydım belki daha mantıklı yapardım diye düşünüyorum, bilmiyorum ama hani bunlar da resmi istatistik arkadaşlar, yani inkar edemezseniz, siz ne kadar inkar ederseniz edin, Jin oyunun en iyi 5. karakteri. Ben birazcık daha Jin'i şey bekliyordum, 3-3 karakterleri de bekliyordum ama hesaplaşmada 2. yıl yüzü kullanıldığı için Jin en iyi 5'e geçmiş olabilir. Ve geçelim 4. karakter arkadaşlar. Bu da hani yine her listede olan bir şey. Bu karakter arkadaşlar Bull. Bull zaten hani mağara arası, ara mağarası, öyle tank imetlerde oynanıyor. Genel olarak arkadaşlar dediğim gibi mesela ortası, ortada olan mapler varsa, ortada çalı varsa kesinlikle Bull o maplerde gidiyor. Ve herkese işte Frank de mesela bu listeye belki de o mapler sayesinde girmişler. Bull arkadaşlar listemizin 4. sırasına geçmiş. Bull'a da bir nerf geldi. Yani Bull'a hiçbir şey gelmiyor. Ne denge değişti, hiçbir şey gelmiyor Bull'a. Bull arkadaşlar her zaman gibi yine bir listeye giriyor yani. Ve geçelim oyunun en iyi 3. karakterine arkadaşlar. Ben şöyle tahmin ediyorum, yeni bir aksesuar geldi. Bu aksesuarlarla beraber çok yükseklere geçti. Mesela Jin'i şu an ekranda görüyorsunuz. Jin 3-3 karakter ama şu anda hesaplaşma moduna göre en iyi 5'e gelmiş. Bu da arkadaşlar 3. sıramızda da yine oyuna yeni gelen aksesuarla beraber 3. sıraya oturan Rosa karakteri. Rosa'nın aksesuarı çok iyi gerçekten. 1. aksesuarla çalı kuruyor. 2. aksesuar çalıdakileri yavaşlatıyor. Bence gayet iyi bir aksesuar olduğunu düşünüyorum ve 3. sıraya da gelmedi hakkını düşünüyorum. Ve geldik listemizin en iyi 2. sırasına arkadaşlar. Bu karakteri tahmin etmeniz pek zor olmayacak. Oyuna sonradan gelen bir karakter ve muhtemelen de hepinizde bu karakter vardır. Bu karakter Stu ve gerçekten inanılmaz OP bir karakter ve listemizin 2. sırası olmasına şaşmadım. Sadece hesaplaşma değil, bence arkadaşlar oyunun geneline göre en iyi ilk 3'e girer diye düşünüyorum çünkü bayağı güçlü.
güçlü bir karakter. Özellikle ikinci yıldız gücü, birinci yıldız gücü çok iyi. Gerçekten çok iyi yıldız güçleri var. Aksesuarda fena sayılmaz. Yani tek vuruşta ultisinin dolması da suyu inanılmaz güçlü bir karakter yapıyor arkadaşlar. Ve gelelim listemizin birinci sırasına arkadaşlar. Listemizin birinci sırasını tahmin edin. Şu anda dediğim gibi yine yorumlar kısmına yazın. Tahmin edeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü eğer bu listeye ben hatırlasaydım bu karakteri değil bir ilk 20 arasına bile almazdım belki de. Çünkü karakteri bilmiyorum da. Bu karakteri arkadaşlar durduğu yorumlar kısmına yazdırırsanız söylüyorum. Bel abi, Bel oyunun en iyi birinci karakteri olmuş. Gerçekten çok şaşırdım. Yani Sneak Pit'lerde ve Brotok'ta izlediğim kadarıyla çok OP bir karakter olmadığını gördüm. Mesela Surge ilk geldiği zaman çok OP'ydi. Hepimiz OP olduğunu biliyorduk. Ve listenin, yani o zaman liste videoları yapmıyorduk ama yapsaydık muhtemelen Surge listenin çok yukarıdan çıkardı. Ama Bel arkadaşlar istatistiklere baktığımız zaman oyunun en iyi birinci karakteri olmuş arkadaşlar. Bunun da nedeni oyunda çok az sınırlı kişi de var. Yani Bropes alan kişilerde ve çok şans olan kişilerde var. Ve arkadaşlar beni de oynayanların da büyük bölümü galibiyet alıyormuş. Ve bundan dolayı da arkadaşlar ortalama olarak Bel oyunun en iyi karakteri olarak seçilmiş. Edgar, Ember, Mr. P bundan nerf aldı arkadaşlar. Listenin 15. sırasında bile yer almıyor. Hatta baktım Edgar arkadaşlar listenin son sıralarında yer alıyor. Edgar artık daha az tercih edilen bir karakter olmuş arkadaşlar maalesef ki. Dediğim gibi oyunun geneline göre yaptığım istatistik videosunun gelmesini istiyorsanız baya bir rank atmayı unutmayın. Belirli bir rank vermeyeceğim ama böyle bir 2000-2500 rank gelirse gerçekten de arkadaşlar yapacağıma değecek bir video olursa sevinirim. Yanlış kanalı tıklayarak değerli dilekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve bay bay.